أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد. Ramazanımız daha güzel geçsin. Daha büyük bereketler, daha büyük hayırlar getirsin. Bu Ramazan bittiğinde insanlığımız biraz daha güzelleşsin, Müslümanlığımız biraz daha güzelleşsin niyetiyle anlayabildiğimiz, anlatabildiğimiz kadarıyla ayetlerden kendimize işaretler çıkarmaya, hadislerden kendimize yol bulmaya çalıştığımız bu sohbetlerimizde bugün zikirden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde en çok durulan konulardan bir tanesi. Bir Müslümanın olmazsa olmaz hallerinden bir tanesi, olmazsa olmaz tutumlarından, davranışlarından bir tanesi, asla terk edilmesi, kabul edilemez davranışlarından bir tanesi. Zikirden bahsedeceğiz. Devasa bir konu. Bu dev konu, bu devasa konunun bütün ayetler ve hadisler üzerinden tüm çerçevesini çizmeyeceğiz ama kendimize bir takım hatırlatmalar yapacak kadar birkaç ayet üzerinden konuşmaya çalışalım inşallah. Nedir zikir? Önce kelime anlamı, hatırlama demektir. Kalıp değiştirirsiniz Arapçada bu kelimeye. Hatırlatma anlamına da gelir. Hatırlama ve hatırlatma anlamına da gelir. Tersinden de söyleyebilirsiniz. Unutmama ve unutturmamadır. Unutmama, unutturmama. Şimdi konuyu hatırlama, hatırlatma, unutmama, unutturma, yani zıddıyla beraber ele aldığımızda bu kelimeyi ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz değil mi? İnsanın genel sorunuyla, insanlık sorunuyla karşılaşıyoruz. Meşhur sözdür ya, hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Yani beşer hafızası unutmak gibi bir hastalığa sahiptir. Bu unutmaktan kastettiğim şey ezberlediğiniz bir şiirin bir dörtlüğünü unutmak değil. Üzerinde duracağımız, konuşacağımız şey bir matematik formülünü unutmak değil. Ya bir telefon numarasını unutmak ya da yapmanız gereken bir işi, gitmeniz gereken bir yeri unutmak o değil kastettiğim şey. Kur'an'ın zaten ele aldığı, üzerinde durduğu konu da bu değil. İnsan unutur. Arkadaşlar, dostlar, çok önemli bir meseledir. İnsan unutur. İnsanın unutmasına sebep olacak çok şey vardır. Bir hatıra üzerinden başlayalım konuyu irdelemeye. Hanzale bin Rebi ismindeki bir sahabinin hatırasını nakledelim. Hanzale bin Rebi, Peygamber Efendimizin vahiy katiplerinden olan bir sahabidir. El-Katip ünvanıyla falan da bilinir. Yani Resulullah Efendimiz'e yakınlığı vardır. Vahye yakınlığı vardır. Bu anlamda belki vahyin inişine tanık olmuşluğu bile vardır. Bir gün yolda giderken, tabi serbest bir çeviriyle anlatıyorum ama bir gün yolda giderken Hazreti Ebu Bekir görür Hanzale'yi. Bakar ki Hanzale kafası bir şeylere takılmış belli. Yani yürüyüşünden, halinden bir dağınıklık var halinde, bir tutukluk var. Kafasının bir şeye takıldığı her halinden belli. Selamlaşır ve der ki yani hayırdır Hanzale, nedir bu halin? Bakar ki karşısındaki Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir yani kim? Peygamber Efendimiz'in en yakın arkadaşı, onun sohbet meclisinde en çok bulunan kişi, dini en iyi bilenlerden birisi. Derdini ona dökmese kime dökecek? Der ki Hanzale münafık oldu. Şaşırır Hazreti Ebu Bekir. Sen de ne dediğinin farkında mısın? Bak der Ebu Bekir. Resulullah Aleyhisselam'ın yanındayken öyle havalara giriyorum, öyle bir manevi coşkunluk yaşıyorum. Dini duygularım, ilahi duygularım, maneviyatım öyle hassaslaşıyor, öyle coşkunlaşıyor ki sanki melekleri görecekmişim gibi, sanki cennetin kokusunu alacakmışım gibi bir havaya giriyorum. Ama diyor Resulullah Aleyhisselam'ın yanından çıkıyoruz. Eşimizin işleri oluyor, onunla ilgileniyoruz. Çocuklarımızın işleri oluyor, onlarla ilgileniyoruz. Bağımızla, bahçemizle ilgileniyoruz. Normal, günlük telaşa işte yani. Bunlarla ilgilenmeye başlıyoruz ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanındayken o hissettiğim havayı kaybediyorum. Öyle olunca da diyor, benim aklıma şöyle bir endişe geldi. Ben şöyle bir endişeye kapıldım.
Resulullah'ın yanındayken farklı bir haldeyim. Çıkınca farklı bir haldeyim. Bir halim bir halime uymuyor. Yani ben herhalde münafık oldum demiş. Dur bakalım demiş Hazreti Ebubekir. Bu bahsettiklerin bende de var. Ben de öyleyim demiş. Allah aşkına. Burada bir mola verelim. Hangimiz öyle değiliz ki yani? Güzel bir sohbet dinlersiniz. Ve dini duygularınızın. Ben öyle söyleyeyim adına yani. Bu ifade etmiş biçimi bazılarınıza hoş gelmeyebilir. Ben meramım anlaşılsın diye bu tür kelimeler seçiyorum. Dini duygularınız, manevi hisleriniz coşkunlaşmıyor mu? Hassaslaşmıyor musunuz? Kalbinizde bir dikkat, bir incelme olmuyor mu? Yani namaza karşı bir istek, infaka karşı bir istek, Kur'an okumaya karşı bir istek, haramlara karşı bir çekingenlik o an oluşmuyor mu gerçekten? Hangimiz oluşmuyor ki? Güzel bir sohbet dinliyorsunuz. Güzel bir meclise katılıyorsunuz. Eş meclisi olabilir, dost meclisi olabilir, ilim meclisi olabilir, bir sohbet meclisi olabilir. Bazı meclislerde gerçekten dini duygularımız, İslami hislerimiz, maneviyatımız coşkunlaşmıyor. Bazen bir kitap okuyorsunuz, o kitabı okurken o havaya giriyorsunuz. Bazen ne bileyim, güzel bir ezan sesi insanı o havaya sevk ediyor. Sonra hep onu koruyabiliyor musunuz? Koruyabiliyor muyuz? Yok, koruyamıyoruz yani. Sonra ne yapıyorsun? Yani o sohbet meclisinden çıkıyorsun. O kitabın başından kalkıyorsun. Ne bileyim o özel halinden sıyrılıyorsun. Yapman gereken işler var ya. İş yerine gitmen gerekiyor. Dükkanı açman gerekiyor. Mallarla ilgilenmen gerekiyor. Doların yükselişiyle, euronun yükselişiyle, borsanın düşüş veya yükselişiyle ilgilenmen gerekiyor. Arabanla ilgilenmen gerekiyor. Arabanın kirlenmesiyle ilgilenmen gerekiyor. Nereyi temizletsem diye düşünmen gerekiyor. Eşinin işleri var, çocukların işleri var, annenin babanın işleri var, arkadaşlarının ilişkileri var, siyaset dünyası var. Yok efendim salgın hastalık meselesi var. Sokağa kim çıkacaktı, kim çıkmayacaktı, sokağa çıkanlar çıkarken nereden çıkacaktı? Dünya kadar kafanda problem var. Ve o hisler yavaş yavaş sıradanlaşıp başka bir dünyaya, şu yaşadığımız somut dünyaya girmiyor muyuz yani? Sürdüremiyorsun yani bunu. Başınıza gelmedi mi? Camiye gidiyorsunuz, camide hoca konuşuyor. Diyelim ki sadaka vermekten bahsediyor, infakın öneminden bahsediyor. Ama hoca çok güzel anlatıyor. Var öyle hocalar yani. Allah sayılarını artırsın, Allah onlara hayırlar versin. Çok güzel anlatıyor, çok güzel etkiliyorlar. Dinlerken etkileniyorsun ve çıkarken yani bir 50 lira vereyim diye niyetleniyorsun. Şimdi 50 lira çok büyük para mı bilmiyorum, bana büyük para gibi geldi. 50 lira vermeye niyetleniyorsun. Sonra bitiyor hocanın vaazı. Namaz faslına geçiyorsun. Namaz faslına geçtiğinde tabii aklın başka şeylere kaymaya başlıyor. Yani işte gündelik telaş namazdayken aklına gelmeye başlıyor. İki rekatlık namazı kıldıktan sonra kafandaki bu 50 liraya 40 liraya düşürüyorsun. Bir 4 rekat daha kıldıktan sonra bu 30 liraya çıkıyor. Çıkarken 5 lira verip gidiyorsun. Yani hislerde zayıflama olmuyor mu gerçekten? Yaşamıyor muyuz benzer şeyleri? Hazreti Ebubekir ile Hanzale bu şekilde dertleşmişler. Ne yapalım? Hemen gelmişler Resulullah Aleyhisselam'ın yanına ve demişler ki ya Resulullah, yani Hanzale münafık oldu. Peygamber Aleyhisselam siz ne dediğinizi farkında mısınız demiş. Ona da anlatmış. Ya Resulullah durum böyle böyle demiş. Ben böyle halden hale geçip duruyorum. Peygamber Aleyhisselam da demiş ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ediyorum ki eğer her zaman benim yanımdayken ki gibi olabilseydiniz, melekleri görürdünüz. Melekler artık sizden gizlenmezlerdi. Meleklerle musafaha edecek hale gelirdiniz. Lakin demiş Peygamber Aleyhisselam, bir saat öyle, bir saat böyle Hanzale. Saaten ve saaten demiş. Üç kefa tekrarlamış Peygamber Aleyhisselam. Bir saat öyle, bir saat böyle. İnsan hali böyledir yani. Hep aynı hal üzerine gitmeyiz. Unuturuz bir şeyleri. Biz unutmaya müsaitiz. Neyi unuturuz? Kim olduğumuzu unuturuz. İnsan olduğumuzu unuturuz. İnsan olduğumuzu unuttuğumuz zamanlar bir insana yakışmayacak davranışlar yaparız. Bir mümkün olsa bizim her halimizi bize fark ettirmeden birisi kameraya alsa ve o hoş olmayan hallerimizi sakinleştiğimizde, kendimize geldiğimizde bize bir seyrettirse, seyrederken utanmaz mısınız yani? Utanırız yani. Mesela bir öfkeleniriz. Öfkelendiğimiz an yüzümüzü görmediğimizden
Öyle kötü hallere gireriz. Ağzımızın şekli, yüzümüzün şekli, boyun damarlarımızın kabarması, yüzümüzün rengi, ağzımızdan tükürükler saçan konuşmalar, bağırıp çağırıp. Kendin normal halini görsen normal zamanda sen kendin utanırsın. Kim olduğunu unutursun böyle işte yani. İnsan insanlığından çıkar bazen. İnsana yakışmayan davranışlar yaparız. İnsanın derecesini aşağıya çekecek işlere yöneliriz. Biz kim olduğumuzu unuturuz. Müslüman olduğumuzu unuturuz. Bazen Müslümanın yapmaması gereken, bir Müslümana asla yakışmayan davranışlar yaparız. İş yaparken işimizi baştan sağma yapıveririz. Müslüman ahlakına uygun değildir. Birini aldatırız, söz verir sözümüze durmayı veririz. Yalan söyleyi veririz. Ne bileyim emanete ihanet ediveririz. Müslümanca olmayan hallere gireriz. Namazımızı kılarken bazen böyle kendimize dışarıdan bir çekip de bakabilsek, namazımızdan utanacak şekilde namazlar kılarız. Kim olduğumuzu unuturuz bazen. İnfak etmemiz gerekirken ağırdan alıveririz. İlim öğrenmemiz gerekirken film öğrenmeye yönelebiliriz. Bunu da işte yani öylesine söyleyiverdim. Film seyretmeye karşı olduğum için değil bakın. Konu anlaşılsın sadece. Yöneliriz evet böyle. Kendimizi kaybederiz. Unuturuz kim olduğumuzu. İşte kim olduğumuzu unuttuğumuz, sosyal rolümüzü unuturuz. Baba rolümüzü, koca rolümüzü, efendim arkadaş dost rolümüzü, yapmamız gereken işi unutuveririz. İşte bu tür durumlarda insanın kendine gelmesini sağlayacak bir şeye ihtiyaç vardır. Bir şeyin ve birinin insanı tutup kendine getirmesi gerekiyor. Buna da biz zikir diyoruz. Zikir budur. Allah Kitab-ı Kerim'inde Ahzab suresinin mesela 35. ayetinde razı olduğu kullarını, beğendiği kullarını 10 sıfatıyla tanıtır. Bu 10 sıfatından 10.'sü sanki diyorum. Bu bir yorumdur. Önceki 9 sıfatı toparlayacak ve hep koruyacak bir sıfatla tamamlar. Der ki: "Ezzakirin Allah'a kesiran ve zakirat." Allah'ı çokça zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar diye Allah o kullarını över. Onlara cennet müjdeler. Onlara büyük ücretler, büyük ecirler vereceğini söyler. Neden? Çünkü Allah'ı çokça anan bu erkekler ve kadınlar kendilerine çabuk gelirler. Bize kim olduğumuzu unutturacak pek çok şey vardır. Hayatın meşgalesi bizi bizden uzaklaştırır. Hayat böyledir. Birçok meşgale sarar başımıza. Sadece hayatın meşgalesi değildir. Bilinçli olarak bize kim olduğumuzu ve asli rolümüzün ne olduğunu, asli vazifemizin ne olduğunu unutturan mesela şeytan vardır. Şeytanın yardımcıları vardır. Hayatımıza bin türlü meşgale doldurarak, başka şeyler doldurarak, gereksiz parçalar doldurarak bizi kim olduğumuzu unutturan şeytan vardır, şeytanın yardımcıları vardır. Daha acısını söyleyeyim mi? Bilebildiğim, anladığım kadarıyla söyleyeyim. Bazen şeytanın bu büyük planına resmin bir parçası olduğunu, filmin bir parçası, planın bir parçası olduğunu fark etmeden bazen dostça giren yakınlarımız, dostlarımız olur. Onlar unuttururlar ya. İşte böyle bir durumda birinin çekip alması gerekiyor. Bir şeyin bizi çekip alması gerekiyor. Dur, hatırla, kim olduğunu bak, unutma demesi gerekiyor. Deyince ne olacak biliyorsunuz mu? Müthiş bir şeydir bu. Mesela A'raf suresinin 201. ayeti. Rabbimiz der ki: "İnnellezine takav." Takva sahiplerinin şöyle bir tutumu, şöyle bir hali vardır. "İza messahum taifun mineşşeytan." Onlara şeytandan bir dürtü dokunduğunda, şeytani dürtü deyince aklınıza gelen ne varsa o olsun. Şeytandan bir dürtü dokunduğunda, yani annene babana saygısızlık yaptırmasından, eşine kaba davrandırmaya, çocuklarına ilgisizlikten, arkadaşlarına vefasızlığa, namazında düzensizlikten, infakta cimriliğe, ne geliyorsa aklınıza, sözünde durmamaktan, ihanet etmeye, yalan söylemeye, ne geliyorsa aklınıza, İşte insana şeytandan bir dürtü dokunduğunda, bu takva sahiplerinin özelliği budur. Hemen tezekkeru, hatırlarlar. Allah'ı zikrederler. Şu değildir ha kastedilen şey. Hemen Subhanallah derler. Hemen Allahu Ekber derler. Değil kastedilen şey. Burada kastedilen şey zaten Mekke dönemi ayetidir bakın yani. Kastedilen şey şudur. Hemen Allah'ı hatırlarlar.
Allah'ın onları gördüğünü hatırlarlar. Allah'ın yazıcı olduğunu, Allah'ın hesap sorucu olduğunu, Allah'ın aslında kulundan bu hareketi kabul etmeyeceğini, razı olmayacağını hatırlarlar ve feyda mubsirun, bir bakmışsın bunlar doğruyu görmüşlerdir, toparlanırlar hemen. İşte bunun için diyorum, zikir bir Müslümanın olmazsa olmaz hallerinden bir tanesidir. Bir Müslümanı hatalardan koruyacak, şeytanın eşi, dostu olmaktan, takipçisi olmaktan koruyacak olan en önemli şeylerden bir tanesidir. Kastettiğim şey sadece bazı ayetleri, bazı hadisleri ya da Allah-u Teala'nın bazı isimlerinin sıfatlarını belli sayılarla tekrarlamak, belli ritimlerle tekrarlamak değildir. Bunlar da dahildir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bize öğrettiği zikirler vardır. Bunlardan da bahsetmek gerekli ama ayetlerin toplamından baktığımız zaman anlamamız gereken şey, kişiye hakkı hatırlatacak, hakikati hatırlamasını sağlayacak olan zikirdir. İşte biz müminin bu halinden bahsetmeye başlayacağız. Yani insan ne olduğunu unuttuğu zaman, mesela fani olduğunu unuttuğu zaman, aciz olduğunu unuttuğu zaman, hesap vermek zorunda olduğunu unuttuğu zaman hemen onu hatırlayacak, hatırlatacak bir şeylere ihtiyacı var insanın. İnsan mesela şu ayetten biraz burada keselim. Başka bir ayet üzerinden yola çıkarak devam edelim kendimize. Bir gün Resulullah Aleyhisselam, bir hatıra anlatırım Peygamber Efendimiz'den. Evinden çıkıyor bir akşam vakti. Yani evi dedim işte eşlerinden bir tanesinin yanındadır. Odasından çıkıyor akşam vakti. Başını göğe kaldırıyor. Şehir ışıklarının engellemediği, köreltmediği bir bakış yani. Kaldırıyor başını, bakıyor ve güzel bir manzara, yıldızlarla dolu bir gökyüzü. O yıldızlarla dolu gökyüzü ona bir şeyler hatırlatıyor. Lütfen dikkat edin. O yıldızlarla dolu olan gökyüzü, o müthiş manzara ona bir şeyler hatırlatıyor. Ve yanındaki bize bu olayı nakleden sahabinin duyabileceği şekilde Ali İmran suresinin 191. ayetindeki bölümü okuyor. Diyor ki, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَابِ. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ardı ardına gelişinde aklını kullananların alabilecekleri dersler vardır. Peygamber Aleyhisselam bunu başını göğe kaldırarak okuyor. Yani yıldızlarla dolu o muhteşem manzara ona bir şey hatırlatmış. Rabbi ile ilgili bir şey hatırlatıyor ve bu ayeti okuyor. Ayet devam ediyor. Aklını kullananlar kimlerdirin bilgisini veriyor bize. Kimmiş aklını kullananlar? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ. Onlar Allah'ı ananlardır, zikredenlerdir Allah'ı. Ne zamanlar, hangi hallerde zikrederler? قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, her hallerinde. Bakın bu ayetin anlattığı şey kesinlikle, efendim ayakta Kur'an okunur mu? Otururken mi okunmalıdır? Kur'an okunurken oturmalı mıdır? Yanüstü yatarken Kur'an okunur mu, elimize alınır mı? Bu konularla ilgili değil ayet ya da Peygamber Efendimiz'in bunu kullanış biçimi. Bize anlattığı şey şudur. Bir insan her halinde, zaten insanın başka bir hali olamaz ki. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur ya. İnsanın tüm hallerini özetleyen bir ifadeyle karşı karşıyayız. İnsan tüm hallerindeyken Allah'ı anar, Allah'ı hatırlar. Çünkü ona ihtiyacı vardır. Ayakta dimdik dururken de, güçlüyken, kuvvetliyken, imkanları varken de, oturmuş, sakinleşmiş, düşünceleri yerine oturmuş, yaşı yerine gelmiş, efendim, hayatı düzene oturmuşken ki zamanında da, insanın aciz kaldığı, güçsüz kaldığı, hasta olduğu, zayıf olduğu zamanlarında da, her halinde, günün çalışma zamanında da, günün dinlenme zamanında da, günün uykuya gidiş anında da, İnsan Allah'ı anar. Müslümanın işi budur. Akıllı insan Allah'ı hatırlar. Allah hatırlayacak ki Allah'ı hatırlaması onu Allah'ın razı olmadığı bir şeylerden alıkoysun. O yüzdendir ki Allah kitabına zikir ismini vermiştir. Peygamberine müzekkir, hatırlatıcı demiştir. Fezekkir innama ente müzekkir. Hatırla. Sen hatırlat, sen hatırlatıcısın demiştir Allah Teala peygamberimize. O yüzden Allah Müslümanları överken zakir, zikreden diye anlatmıştır. Bu zikir nedir?
Bu neden bu kadar önemlidir? Nasıl yapılması gereklidir üzerinde de ayrıca konuşulması gereklidir. Tümünü olmasa da nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de inşallah çok uzatmadan birkaç söz söylemeye çalışalım. Bu konuşmamızda, bu sohbetimizde sadece şu akıllarımızda kalsın. İnsan unutur. İnsanın unutmasına sebep olacak çok şey vardır. Hayatın kendisi de kasıtlı olanlarda, kasıtsız olanlarda, dış faktörler ve iç faktörler insanın kim olduğunu, ne olduğunu, ne yapması gerektiğini unutturur. Bunun için insanın hatırlamaya veya birisi tarafından hatırlatılmaya ihtiyacı vardır. Zikir bir Müslümanın hayatında olmazsa olmaz davranışlarından bir tanesidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.